Simetri örnek soru 6. Bu videomuzda simetri konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. A, B ve C elemanıdır Z olmak üzere. AX artı B'ye artı C eşittir 0 doğrusunun. A, 1'e 2 noktasına göre simetri olan doğrunun denklemi. 2x eksi y artı 4 eşit 0'dır. Buna göre A artı B artı C değeri aşağıdakilerden hangisidir? Burada iki farklı yol izleyebiliriz. Birinci yol, kısa formüle kendimizi bırakırız. Bu doğrunun bu noktaya göre simetriği bu doğru ise o zaman bunun buna göre simetriği budur. Bunları 2 ile çarpıp 2 ile çarpıp bunlardan x ve y çıkartıp x y yerlerine yazarsak bu doğruyu verir bize. Buradaki x'in yerine bir doğrunun noktaya göre simetriğini alıyoruz. Bu noktanın x koordinatı 1. 2 ile çarparsak 2. Buradaki x'in yerine 2 eksi x. Geldik buraya. Buradaki y koordinatı 2. Bunu 2 ile çarptık 4. Buradaki y'nin yerine de 4 eksi y. Buradaki x yerine 2 eksi x, y yerine 4 eksi y yazdığımızda bu doğrunun bu noktaya göre simetriğini yani bu doğruyu bulmuş oluruz. Yapalım bu işlemi. 2 çarpı 2 eksi x eksi 4 eksi y artı 4 eşittir 0. Buradaki 4 eksi y'yi buraya yazarken şu eksiye dikkat etmemiz lazım. Parantez koyarak veya direkt dağıtarak yazalım. 4 eksi 2x eksi 4 artı y artı 4 eşittir 0. Bununla bu birbirini götürdü. Bunları bu halde tamam yazalım. Eksi 2x artı y artı 4 eşittir 0 oldu. Buna göre a'mız eksi 2, b'miz 1, c'miz 4. Toplarsak bunları a artı b artı c 3 çıkar. Baktık şıklara yok. Hemen bazılarımız panik olur. Bu şekildeki sorulardan hangisidir diye sorulması zaten sıkıntılıdır. Hangisi olabilir diye sorulmalı. Çünkü birisi bu tarafta bunları toplarken bir başkası gider hepsini diğer tarafta toplar. 2x eksi y eksi 4 eşittir 0. Ya bunların hepsini karşı tarafa attık. Bu durumda ABC'ye bakalım. A 2, B eksi 1, C eksi 4. Toplarsak eksi 3. Yani bir doğrunun koordinatlarını, katsayılarını topladığımızda aradığımız yoksa onun eksilisidir büyük ihtimal. Diğer tarafa toplamıştır ya da işlem hatası yapmıştır. O da olasıdır. Cevabımız D şıkkı. Bu birinci yoldu. Şimdi böyle pratiklikler sevmeyen ve her şeyi düşünerek yaparım diyen bir grup öğrencimiz vardır ki bunlar her zaman vardır. İkinci yol. Bu doğrunun bu noktaya göre simetriği bu doğru. Daha önceki bir soruda da kullanmıştık bunu. Biz bu ax artı by artı c eşittir 0'ın bu 1'e 2 noktasına göre simetriğinin 2x eksi y artı 4 eşit 0 doğrusu olduğunu biliyoruz. Bu noktaya göre simetrik oldukları için bu ikisi birbirine paraleldir. Ve ikisi de buna eşit uzaklıktadır. İki doğru birbirine paralelse x ve y'lerinin katsayıları aynı olmalıdır. Bu doğrunun x ve y'sinin katsayıları geldi. 2x eksi y oldu. Fakat şuradaki c'yi bilmiyoruz şimdi. Bunu bulmak için de bu 1'e 2'nin bu doğru yolun uzaklığı, bu 1'e 2'nin bu doğru yolun uzaklığıyla aynıdır. Bunu kullanacağız. Önce bu noktanın bu doğru yolun uzaklığını bulalım. Mutlak değer içinde bu noktayı götürüp bu doğruda x, y yerlerine koyuyoruz. 2 eksi 1 artı 4 bölü karekök içinde x ve y'nin katsayılarının kareleri toplamı. 4 artı 1. Buradan 5 bölü kök 5 geldi. Burasının uzunluğu 5 bölü kök 5'tir. Demek ki bu tarafta 5 bölü kök 5. Bunu olan uzaklığını hesaplamaya başlıyoruz şimdi. Mutlak değer içinde koyuyoruz. 2 eksi 2. Buradakinde niye eksi 2 olmadı? Yanlış mı koyduk biz bunu? 2 eksi 2. Yanlış yapmışız tabii ki. 4 bölü kök 5'miş. Bazıları o noktada iptal olmuştur. Burası da 4 bölü kök 5. Bu 1'e 2'yi buraya koyuyoruz şimdi. 2 eksi 2 artı c
bölü kas sayılarının kareleri toplamı 4 artı 1 eşittir 4 bölü kök 5'i verecek. Alttaki bunları atacak olursak bunlar da birbirine götürdü. Mutlak değer C 4 ise C ya 4 ya eksi 4'tür ki 4 olan burada, o yüzden bu taraftaki eksi 4 olandır. Ve sonuç olarak A'yı 2 bulduk. B'yi eksi 1 bulduk. C'yi ise eksi 4 bulduk. Toplarsak eksi 3 sonucuna yine geliyoruz. Eğer ki bu haliyle topladığımızda yine şıklarda olmazsa hepsini diğer tarafa atar bir de oradan bakarız. Yaptığımız işlemlere güveniyorsak tabii ki. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.